Benim sekreterim ol. Olmam. Ben Kartal'ın sekreteriyim. Unut artık şu adamı. O çoktan öldü. Allah korusun. Bu yaptığın hesabını mutlaka soracak sana. O dünyayı kurtaran adamın oğlu. Ben de ikiz kardeşiyim o zaman. Kartal'ın senin gibi kötü bir kardeşi olamaz. Maaşını her ay tıkır tıkır alırsın. Buyur. Neriman yine telefonu açmıyor. Kesin boşayacak beni. Helyum pili yok. Kaptan gitti gelmez. Bizde bu şans varken her an bir kutup ayısına denk gelebilir Cemal abi. Çayımız da bitti. Ne çayı ya, ne çayı ya. Bir çayımız eksikti. Kartal'ı arayayım da gelirken getirsin bari. Bulabilirse bana da bir paket sigara alsın gelsin ya. Ay inşallah başına bir şey gelmemiştir. Efendim Safiye Ana. Kartal! Oğlum neredesin? Gözümüz yollarda kaldı. Köprünün izine rastladık. Allah'ın izniyle onu da alıp döneceğiz Safiye Ana. Bulmuş, bulmuş. Köprünün yerini bulmuş. Kartal, gelirken bir paketli çay, bir de doktora sigara alır ver. Olur mu anne? Hey, ne oluyor? Ne oluyor ya? Hey, ne oluyor orada? Gökmen burada yaşıyor. Allah'ın dağında ne işi var? Birazdan görürsün. Hoş geldiniz Prenses Maya. Bunlar Gökmen'in arkadaşları. Bizi ona götür. Maya! Gloria hala. Gökmen! Hocam! Seni gökte ararken yerde buldum. Neredesin oğlum 8 yıldır? Abi biliyordum. Beni bırakmayacağını biliyordum abi. Bak hocam, karım. Sizden o kadar çok bahsetti ki. Memnun oldum. Boş durmamışsın bakıyorum. Baba, bu amca kim? Sana hep anlattığım hocam oldu. Oğlun mu? Allah bağışlasın. Adın ne senin bakayım? Kartal. Kartal ha? Kartal. Elbiseyi hala saklıyorsun. Üzerime zimmetli abi. Nasıl saklamam? Tüy bitmemiş yetimin hakkı var derdine. Koçum benim. Verdiğim görevi hala tamamlayamamışsın. Bu sancak neden bir tepeye dikilmedi? Niçin mağarada saklanıyor? Bu insanlar neden sersefil? Babam yüzünden. Gökmen'i buldum. Çok kötü şeyler olacak. Zaldabar ikinizi de öldürmeden gidin artık bu gezegenden. Abi, önce görmen gereken bir şey var. Nerede? Maya nerede? Dünyalılar kaçırdı diyorum. Neden inanmıyorsun? Dünyada kız mı kalmadı da gelip Gökmen. Uzaydan kız kaçırsınlar? Gökmen için gelmişler. Gökmen'in adamları. Lunatika da elimden gidecek. Bir şeyler yap Zaldabar. Yapacağım, yapacağım. Dünyalı adam gelecek ve hepimizi kurtaracak. Gel dünyalı adam gel. Bir kere de başka bir şey de lan soytarı. Gökmen beni ara. Kartal. Taksim Beşiktaş dolmuş şoförü Kartal Kaptan. Kim bu Kartal Kaptan? Dünyayı kurtaran adamın oğluymuş. Dememiş miydim? Ulan yürü lan yürü. Efendim, gezegenimize inen dünyalıların tamamı yakalandı. Yürüyün kızlar! Bu mu lan sizin insanlığınız? Böyle mi davranılır misafire? Terbiyesiz herifler! Kartal Kaptan! Yine mi sen? Abi nasıl konuşuyorsun ya? Cemal, bu sana son sözüm. Çocukları alıp anneme gidiyorum.
Annene mi? Cehennemin dibine kadar yolun var. Cemal! İyi yaptın abi. Nedir bu adamın yengeden çektiği? Sus lan sus! Görüşürüz. Kartal kaptanı fazla bekletmeyelim. O, dünyayı kurtaran adam. Beni o kurtardı. Boşlukta çaresizce sürükleniyordum. Birdenbire sanki bir mucize oldu. Hep bir efsane olarak anlatılırdı. Doğruymuş. Aradan yıllar geçti. Dogibus önceleri beni çok seviyordu. Ama ben halkına yaptığı zulme karşı çıkınca aramız açıldı. Bir de üstüne kız kardeşiyle evlenmeye kalkınca tahtına göz diktiğimi düşündü. Beni öldürtmek istedi. Ben de Florya ve yandaşlarımla birlikte kaçtım. Bütün ordusuyla peşimize düştü. Çok savunmasızdık. Önce direndik. Ama onların korkunç silahları vardı. Tam her şey bitti derken yine o ışığı gördüm. Gökten kurtarıcı bir melek gibi süzülüp indi. Sana ulaşamamak kaybetmek değildir dünya. Bunlar son sözleriydi. Bedeninin çürümemesi için onu bu buz kütlesinin içine koyduk. Yıllardır ruhunun geri dönmesini bekliyoruz.